Arkadaşlar merhaba. Bugün size Sazan Avı'nda kullanılan standart bir rigin yapımını anlatacağız. Öncelikle malzemelerimizi tanıtalım. Şimdi ilk başta ip seçimine geliyoruz. Braid seçimine. Bunlar hunkling dediğimiz yani riglerde kullanılan, bağlama için kullanılan braidler, ipler. Ben özellikle böyle bunların 2-3 çeşidi var. Değişik şekillerde olanları var. Ama genelde kaplamalı ve kaplamasız olarak ikiye ayrılıyorlar. Ben genelde kaplamasız ipleri tercih ediyorum. Kullanmayı tercih ediyorum. Sebebi daha yumuşak olmaları. Sinking özellikle. Özellikle birçok sazancı arkadaşın yaptığı yanlışı anlatayım size burada. Genelde gidip normal bir braid alıyorlar. Normal bir dynama veya spektra örgü misini alıyorlar. Bunlar sudan daha hafif malzemelerdir. Dolayısıyla yüzme eğilimi gösterirler. Ancak özellikle sazan avında kullanılan braidler, hooklinkler bunlar sinking özelliktedir ve batma eğilimi gösterirler. Sazan avında en önemli olan meselelerden bir tanesi briginizin yerde yatıyor olmasıdır. Çünkü sazan çok huylu bir hayvan. Bunu yukarıda gördüğü anda hemen oradan uzaklaşıyor. Dolayısıyla ben her zaman bu şekilde sinking yani batan özellikteki ipleri tercih ediyorum. Bu iplerdeki renk tercihini ise bulunduğumuz bölgenin toprak yapısına göre seçmeye özen gösteriyorum. Kahverengi, işte siyah tonlarda yine burada şu şekilde gösterelim. Yani siyah tonlarda çamur yerlerde mesela bu tip bir ipi tercih edebiliriz. İşte daha toprak yapılı olan bir yerlerde yani veya taş yapılı olan yerlerde bu tip ipleri tercih ederiz. Yani burada özellikle bir şey vurgulamak istiyorum. Mesela kimsenin anlatmadığı bir şey anlatacağım size. Genelde şunları iki renkle yaparlar dikkat ederseniz. Bu iki renk olmasının özelliği koyu renklerin çok büyük çekerde bir etkisi yoktur. İçeride yine polietilen bazlı yani dynamanın ham maddesi, spektrinin ham maddesi gibi polietilen bazlı bir ana materyal kullanırlar. Dıştaki sadece rengi biraz daha koyulsun diye kullanılan bir malzeme. Ama hem de genelde sinking özelliğini de bu dıştaki malzeme sağlıyor. İki renk olmasının şöyle bir avantajı var. Sazan buradaki yem ile kurşun arasındaki bağlantıyı bu şekilde fark etmediği genel kanı olarak görülüyor. Yani burada bir kesinti olduğunu düşünüyor bu renk. İki renk olduğu için. Dolayısıyla Avrupa'da da en çok tercih edilen iplerden bu şekilde iki renk olan ipler. Hologram şeklinde gördüğü düşünülüyor ve bunu görüntüyü de aralarda kestiği ve yemle kurşun arasındaki bağlantıyı anlamadığı tespit edilmiş ve bu şekilde kullanılıyor.